Efendim ekmek parasında bu hafta yükte hafif pahada ağır bir şey var. Elmas. Ekmek parasında bu hafta elmas eksperliği yapıyoruz. Bakalım bizi neler bekliyor. Evet, bugün Elmas'la birlikteyiz dedik ve şu anda Elmas ekibimiz Emre Bey'in yanına geldik. Emre Bey, tekrardan merhabalar. Merhabalar. Bugün bir elmas yüzük tasarımı yapacağız değil mi? Evet. Sizler için hazırladığımız bir tasarım var. Beraber. Birlikte yapacağız. Evet. Öncelikle kısaca sizi tanıyalım. Yani elmas eksperisiniz. Doğru. Sizi tanımadan evvel elmas eksperi ne iş yapar? Onu merak ediyoruz biz. Elmas eksperi bu iş uzmanlık isteyen bir iş. Elmas eksperi bunun derecesini veren kişi anlamına gelir. Hı hı. Yani derecelendiren, sınıflara ayırabilen uzman anlamına gelir. Ben Dünya Elmas Konseyi'nden mezunum. Ve bunu en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Hocam bu arada Dünya Elmas Konseyi böyle çok büyük bir güç gibi bir anda zihnimizde parladı bir nevi elmas gibi. Evet. Nasıl bir konsey orası ya da nedir o oluşum, onu hakkında kısaca bir bilgi alsak. Elmas çok derin ve çok başlıkları olan bir konu. Buna standartını veren okul diyelim. Yani literatürünü hazırlayan ve standartını getiren yerdir. Belçika menşeli. Dünya Elmas Konseyi. Yani abi, yani tabirle elmasın kitabını yazan adamlar desek kesinlikle yanlış olmayacaktır. Aynen, evet. Peki yani eksper anlamı normal bildiğimiz eksper anlamıyla tamamen örtüşüyor. Siz de elmasın ne kadar değerli olduğunu herhalde değil mi? Sınıflarını ayırabiliyorsunuz. Kaçın evet. Sınıf olduğunu. Evet. Kaç sınıf var elmasa? Aslında çok fazla ama bu standartta uygun olan 4C standartı var. Bu ana girişidir ve 4C'ye göre standartlara ayrılır. Tabii işin içinde ayrılan farklı konu başlıkları da var. Oradan da tefavatlanıp tabii daha girecektir. Teferruatlı, daha uzun bir konu. Peki yüzük tasarımımıza başlamadan önce biraz da sizi tanıyalım. Tabii. Siz ne kadar zamandır bu işi yapıyorsunuz? Peki pardon, ondan öncesinde bir şey daha soracağım. O kadar çok soru sorma isteği içerisindeyim ki. Elmas eksperliğini Konya'da yapan çok fazla sayıda insan var mı? Ya da Türkiye'de yapan çok fazla sayıda insan var mı? Ben mesela bugüne kadar elmas eksperliği diye bir mesleğin varlığından için açıkçası çok haberdar değildim. Evet, çok bilinen bir şey değil maalesef. O da senin fakirliğin yani, elmas ya mesela. Şöyle, pırlanta eksperi var. 2005'te Blue Diamond Akademi diye bir akademi açıldı Türkiye'de ilk defa. Hı hı. Biz o okuldan da mezun olduk. Bu Türkiye çapında bir oluşumdu. Türkiye'de bunun mezunları var. Onun akabinde biz 2012'de bunu Dünya Elmas Konseyi'ne taşıdık. İstanbul'da bir ayağı olduğu için tabii daha da rahat ulaştık ve yaklaşık büyük bir eğitim, uzun zamanlı bir eğitimin arkasından 9 saatlik bir sınav ve 11 tane taş inceleme sonucunda bu unvana sahip olduk. 9 saatlik bir sınav, 9 saatlik bir sınav, 11 tane taş ve hiç durmadan. Laboratuvar ortamında inceliyorsunuz. Konu gerçekten çok derin ve hassas bir konu. Düşünüldüğü kadar basit değil ve çok önemli, çok kıymetli bir şey. Her taş bir mucize, her taş bir değer. Böyle bir aşamadan sonra 2012'de Dünya Elmas Konseyi'nden mezun olarak Konya'ya geldik. Konya'da Dünya Elmas Konseyi'nden mezun olan eksper sadece ben varım şu anda. Onu da belirtmiş olalım. Peki şimdi yüzük tasarımı yapacağız birlikte. Bir taraftan ona başlayalım, diğer taraftan sohbetimize devam edelim. Burada bir takım şeyler var ama ben bunların hiçbirisini tanımıyorum. Size tanıtalım biraz. Siz bana bir tanıtın. İlk etapta taşlarımızı tutmak için kullandığımız çift, taşları tutacağımız ve yerleştirmeye yardımcı olacak olan. Tabii biz mıhlama işlemini değil, ürünümüze uygun taşları seçip üzerine yerleştirme işini yapacağız. Sonra atölye kısmıdır mıhlama işi. İlk tasarımın başlangıcı budur. Akabinde biraz daha farklı bir kısmı. Taş küreğimiz, taşları taşımaya. Fakat pardon böldüm. İşin herhalde sanatsal kısmı burası değil mi, atölyeden ziyade? Şimdi her kısmı sanatsal. Öyle mi? O taraf çok daha farklı bir sanat. O taraf tamamen zanaat. Yani işin mıhlama işi, sonra bunun bu hale getiriliş işi, atölyede üretiliş şekli, bunlar tamamen ayrı sanatlar, ayrı dallar. Biz bunun bir ucundayız bunu yaparken ve analizini yaparken.
Tamamdır. Şimdi bu elmasları taşıyacağımız malzeme dedik. Malzememiz ve su yardımıyla burada durmasını sağlayacağız. Şu anda dümdüz bir zemin. Buradaki inceliği zaten mıhlamanın ne kadar özel bir sanat olduğunu buradan anlayabiliriz. Dümdüz bir zemini koyulan taşları buraya kendilerine her taşa uygun bir yuva açarak, yani mıhlamacımız yapıyor bunu, açarak buraya yerleştirecek ve düz bir zeminde duran taşlar haline gelecek ve çok zor düşen, düşmeyen taşlardır. Bir taş olacak. Evet. Mıhlamacımız derken mıhlamacı diye de bir insan var değil mi? Kesinlikle. Sadekar var. Bu altın kısmını, maden, kasayı yapan kişi. Mıhlamacı, mıhlayan kişi. Biz taşları derecelendiren ve birbirine uyumlu olan taşları seçip uygulamaya gönderen kişi olarak. Yani aslında elmasla alakalı herhalde bir 4-5 bölüm ekmek parası çekebilirdim şimdi mıhlamacı sayesinde. Çekilir kesinlikle. Peki şimdi her şey tamam, elmas. Hemen elmaslarımıza geçelim. Elmasımız yok. Siz gelmeden önce hazırlamak istedik çünkü uzun bir safa. En azından son halini hazırlayalım ki daha kolay olsun istedik. Size de bunları yerleştirmenizi rica edeceğiz. Bir an böyle bir hafiften heyecan. Şimdi elmas çok kıymetli bir şey değil mi? Kesinlikle. Ne kadar kıymetli? Bunların tabii boylarına ve niteliklerine göre ayrılan kıymetleri var ama yani küçük bir mücevher aşağı yukarı 600 TL'den başlayıp yani hemen ufak adımlarla 1000, 1500, 2000, 20000, 50000, 40000, 10000 yani farklı standartlarda üst olabiliyor. Yok herhalde. Tabii peki. Var efendim. Yani milyon dolara kadar giden kesinlikle mücevher var. Bu talebe göre tabii, isteğe göre. Milyon dolarlık. Ya o zaman biz yani çok abartmam, milyon dolarlık değil ama şöyle 300-500 binlik bir şey isteyelim yapalım. Siz yapalım. Yapalım. Ben bu sırada görsel olarak pırlantalarımızı da çıkarayım. Bunları şimdi yaparken bu çıkarttıklarımız neydi? Bunlar ne? Bunlar elmaslardı. Şimdi çıkacaklar pırlanta. Aslında burası çok önemli bir nokta. Farkı ne? İnsanların her zaman maalesef yanlış bilinen bir nokta ve bunu hep elimden geldiğince gittiğim yerlerde, katıldığımız konferanslarda anlatmaya çalışıyoruz. Elmas ve pırlanta aslında aynı şey. Bunu da gösterelim ki insanlar daha iyi anlasın. Şimdi bunlar daha parlak ve renkli geliyor gözüme. Büyük oldukları için mi yoksa? Biraz fazla oldukları için belki. Fazla oldukları için. Evet. Bir yerin mesela muhabbetine gidecek. Evet, biraz daha ayıralım. Belki öyle daha net görünür. Şöyle bir durum. Ona tekrar dönelim. Çok önemli bir şey. O yüzden geçmek istemiyorum. Hı-hı. Aslında ikisinin de ham maddesi elmas. Türkçe'ye biraz yanlış geçmiş. Bu pırlanta kesim elmas. Bu gül kesim elmas. Bizim bildiğimiz ve Türkçe'ye geçen şekliyle elmas dediğimiz gül kesim elmas. Diğeri de bu tek taşlarda ve işte küpelerde, zarif ürünlerde, mücevherlerde kullanılanlarda genelde pırlantalar. Pırlanta kesim. Yani pırlanta kesim elmas. Aslında her ikisi de elmas. İşin anladım. Bu bir şey gibi yani aslında hani bazı malzemeler var. Ürünün ismi, markanın ismi, ürünün ismini alıyor ya belli bir süre sonra öyle telaffuz ediyoruz. Evet, biraz Türkçe'ye geçiş aşamasında pırlanta öyle kalmış pırlanta gitmiş. Pırlanta öyle kalmış maalesef ama kesim olarak hatta yurt dışında buna gül kesim, rosecut elmas deniyor. Buna da brilliant kesim, pırlanta kesim elmas deniyor. Bize biraz böyle bize değişik geçmiş. Şimdi bunu nasıl yapalım hocam? Yani ben avuçta nasıl tutacağız? Koyacak mıyız? Bunu verdiniz elime bir şey yapmadık. Elmas biraz daha zor bir zanaat olduğu için ben elması seçtim. Yapmamız ve insanların görmesi açısından. Hı-hı. Çünkü gerçekten çok nitelik isteyen ve çok zahmet isteyen göz nuru bir iştir. Özellikle mıhlama kısmı. Tam şimdi bize biriymiş. Şimdi seçimlerini ve yerleştirmesini sizden rica edeceğiz. Biz suyumuzla da üstü düz bir zemin olduğu için yapışması maalesef imkansız. Suyla biraz ıslatarak üzerine koymanızı rica edeceğiz. Yani tam görünüyor mu? Şunun gibi. Tamamdır. Tek tek. Ve en son büyük olan elmasımızı orta büyük kısma seçeceğiz. Ve bu elmas deyince akla ilk gelen model budur. Gül modeli. Zaten kendisinden de geldiği gibi gül modeliyle çalışalım istedik. Buyur. Ben alayım onu. Tabii. Bunun bir özelliği var mı? Bu nedir? Gümüş, altın. Maden. Altın, ve mıhlandığı kısım renk tonu ve madenin yumuşaklığıyla, anatomisiyle ilgili olarak tam üst kısım gümüş tercih edilir. Alt kısmı kolları, yani sadece mıhlandığı kesim gümüş tercih edilir. Hı-hı. Alt kısmı kolları da altındır. Tamamdır.
Bunu alacağız. İlk batıracak mıyız suyu? Etapta tabii batırabiliriz. Şöyle bir dizim size aslında yardımcı olur. Bir düzlemeniz güzel aynen olur. Ben tekrar karıştırayım sizi. Biraz zorlaştıralım. Şöyle ilk hamlemi gerçekleştireceğim. Evet, tabii arka kısmı ve ön kısmı var. Pırlanta ile elmas arasındaki farkın en önemli kısmı da o. Ben peki de elime bir pırlanta alayım. Pırlanta daha konik kesilen, üstte hı-hı bir kubbesi ve altında konik olan, hayır düz olan elmas. Konik olan bir kesim. Elmassa üstte kubbesi olan, altı düz olan kesim. Yani onun da farkı ve buraya yerleştirme şekli biraz daha büyükle daha iyi anlaşılır. Belki siz de büyük olanı alın. Bakın elmas ve pırlantanı şöyle yan tutarsak daha da net belirli olur. Bakın konik sivri bir köşesi vardır pırlantanın. Evet. Ve külah şeklinde aşağıya doğru iner. Üste de bir kubbe. Elmasta ise sadece üste bir kubbe vardır. Ve alt kısmı düzdür. Peki şu anda bunun herhalde şu şekilde yerleşmesi gerekiyor, doğru değil mi? Doğru. Kubbe tarafı üste gelecek, üste düz gelecek kısmı aşağı gelecek şekilde. Çok net de seçemiyorum işin içine sürekli paradaş. Basıyorum ben bunu. Tabii buyurun. Basırıp içine düşürme batırıp ihtimali de var gibi geliyor değil ama. Biraz fazla suyu alın kenara dokunarak. Şöyle mi? Doğru. Hı-hı. Sonra orta kısmı. Biraz yere bırakırsanız eliniz de daha rahat eder. Ha, aynen şöyle. Aşağıdan destek alın. Pardon. Daha düzelterek. Ben bunu henüz takayım. Yani burada yapması biraz zor olacak. Şöyle. Evet. Çok güzel. Çok doğru. Başarılı değil mi? Gayet. Evet, ilk elmasımızı sorunsuz bir şekilde yerleştirdik. Devam ediyorum ben burada. Düşebilir, yok yeri yerine gitti. Allah'tan uzağa güzel, gitmedi. Evet, çok uzağa gitmedi. Düşebilir, onu aklınıza takmayın. Bunu şu profesyoneller de yapıyor zaman ters zaman. Ters duruyor herhalde. Şimdi şöyle de bir şey var hocam. Biz bugüne kadar ekmek parasında genelde daha böyle emeğimizin fazla olacağı. Yani şimdi geçen haftaya bakıyorsunuz işte bekoladır kullanıyorduk ya da kepçe kullanıyorduk. Bir önceki haftaya bakıyorsun daha geçmişe gidiyorsun işte marangozdaydık falan. Hani bunlar biraz daha böyle şey gelmeye başladı. Hani küçük. Çok naif ve küçük şeyler. Hani şimdi bana ver bir el arabası desen götüreyim buradan. Bu arada şunu da merak ediyorum, yani elmas eksperliğine siz nasıl bir geçiş yaptınız? Sizin için kariyerinizde böyle bir adım nasıl oldu? Hani durup dururken ya da çok bilinen bir şey değil. Şimdi sorsak meslek seçim yaşındaki bir insana diyeyim, ne der bilindik işte öğretmen, doktor vesaire falan gibi bir tablo çıkar ortaya. Hani elmas eksperi olacağım ben ya da o aşamadayken de elmas eksperi olur muyum acaba diye düşünen insan sayısı çok azdır. Sizde nasıl bir süreç gelişti? Bir taraftan çok da onu konuşmuş olalım. Bilinen de bir şey olmadığı için biraz aslında o kısımlar düştü mü? Çok özür dilerim. Elmasımız aşağı doğru gitti. Sorun değil. Evet, alabilirsiniz üstünde mi? Yani ama yakalamak bir hayli. İsterseniz diğerleriyle devam edelim. Yakaladık. Şurayı yeniden düzeltme işlemi tabii, yapıp. Tabii. Hazır ıslakken de koyayım. Çok özür diliyorum. Tabii, siz devam edin lütfen. Biz bunu zaman zaman herkese söylemeye çalışıyoruz. Bizim aile mesleğimiz. Dedem İbrahim Kenanlar yaklaşık 1945'li yıllarda ilk adımını atmış bu mesleğe. Bir atölye ustası olarak, yani şu kısmı yapan kişi olarak biraz daha. 1945'li yıllarda. 45'lerde yani çocukluk, ortaokul yıllarında bu mesleğe adım atmış babası vasıtasıyla. Biliyorsunuz eskiden bu tip zanaat işlerine yöneliş, yani teknik işlere yöneliş ve bu sanatın yaşaması durumu daha da kıymetliydi. Hı-hı. Şu anda maalesef biraz o tip işlerde eksiklikler var ama meslek liselerinin güçlendirilmesi, buna ilgili üniversiteler açılması tekrar o işin parlayacağına da delalet. Evet. Bu tarz zanaatler, öyle düşünüyoruz. Yaklaşık 1945'lerde girdiği bu mesleğe aşağı yukarı 1955'lerde, 60'lar civarında bu mağazayla, şu anda içinde bulunduğumuz mağazayla asker sonrasında perakende olarak, yani kuyumculuk olarak başlıyor. Akabinde yaklaşık 30 yıl kadar kendisi bizzat fiilen yapıyor. Sonrasında babam Recep Özbayram başlıyor ve yaklaşık 25 yıl o yapıyor, 2004'e kadar.
Sonra 2004'te de işte bayrak yarışı diyelim. Bayrağı devralıp biz devam ediyoruz. Bahsettiğimiz hadise bir doğal taş ya da hadise demek doğru mu bilmiyorum ama doğal taş. Doğal taş doğru. Neden, mineral aslında. Mineral. Neden bu kadar kıymetli? Hı-hı. Ve bu elmas, yani şu an benim elimde tuttuğum şu küçük bir parça elmas, hı-hı, buraya nereden geldi? Hemen. Yani dünyanın hangi köşesinden çıkıyor, ülkemizde kesinlikle çıkıyor mu, nereden geliyor bu elmas merak ettim. Az önce soracaktım, tam zamanı geldi. Buyurun. Hemen baştan alayım. Elmas nedir? Elmas billurlaşmış bir mineral. Bu mineralin oluşma şekli çok önemli bizce. Yaklaşık yerin manto tabakasının 140-190 kilometre altında, 190 kilometre altında, 1300 santigrat derecede ve 70 ton basınçta oluşuyor elmas. Yani ben o 70 ton basıncı daha hayal edebilmeniz kolay olsun diye şöyle tarif ederim. 70 ton basınç 1 santimetre kareye olmalı ki oluşsun. Eyfel Kulesi'ni ters çevirip bir noktaya en ucuyla bastırıp aynı zamanda 1300-1500 santigrat derece sıcaklık verip oluşturmanız gerekiyor. Ve yerin 190 ve 140 kilometre altında elmasın oluşumu bu. Ve şu anda dokunduğunuz en küçük taşın yaşı 1 milyar yıl, en büyüğünün ise 3,5 milyar yıl yaşında. Yani şu taş en az 1 milyar yıllık bir taşa dokunuyorsunuz. Yani aslında canlı bir taşa, canlı bir şeye ve muhteşem bir tarihe dokunuyorsunuz. Değil mi? 1 milyar. 1 milyar yıl. En gencinden bahsettik tabii. En yaşlısına eğer dokunuyorsunuz 3,5 milyar yıl civarında ve dünya oluşumu son araştırmalardan sonra 4,6 milyar yıl gibi bir şeye karar verildi. Neredeyse dünya oluşumuyla bir tutuluyor. Ve bu şartlar oluştuktan sonra tabii elmasa ulaşmak neredeyse mümkün değil. Çünkü 140 kilometre aşağıya açılacak bir çukur da yok. Yani öyle bir maden açma gibi bir durum yok maalesef. Öyle bir şey mümkün değil. Yani nasıl çıkıyor peki bu elmas? Açtığı en derin kuyu 3-4 kilometre gibi bir sayıda kalıyor. Hadi çok inelim 15 olsun ya. Olsun ama 100 civarlarında mümkün değil. Peki nasıl çıkıyor bu elmas? Çıkma şekli şöyle. Yer altında dostları var. Kimberley diye bir taşıyıcısı var. Bu taşıyıcıyla çıktığı da oluyor. Bir de tektonik hareketlerle, yani volkanik patlamalar, depremler esnasında yer altındaki oynamalar ve yukarıya doğru gelen güçle gelme olasılığı var. Yani bunlar aslında hep olasılıklar. Ya bizim ona ulaşma şansımız aslında yok. Onun doğru bir şekilde bize yakın bir yerlere gelmesini bekliyoruz. Kesinlikle öyle. O gelmeli. O gelecek ve geldiğinde ulaşabileceğiz. Tabii bir maden çalışması var. Ciddi bir maden çalışması var ama bu yani yapılabilecek en fazla 2 kilometre kadar şeyler var. Yani derinlikler var. O alanda herhalde aranacak. Evet. Son parçayı yerleştireyim, hı-hı, ben. Şu anda bir enteresanlık oldu. Elim ayağım falan gitti birbirine. Şimdi 1 milyar yıl falan deyince şu anda daha bir hassas. Az önce hani muhabbet ederken bir taraftan diziyordum. Şu anda daha hassas. Ters koyacaktım herhalde. Evet, son parçası. Son parçamıza yerleşmiş oldu böylelikle. Hı-hı. Yüzüğümüzü şöyle nasıl gösterelim? Şöyle bir gösterelim. Şöyle tutarak göstereyim. Şu anda bu metale, bu tasarıma uygun taşlar üzerine yerleştirildi. Bıraksam durur mu şu şekilde? Durmayabilir. Ki muhtemelen durmaz. Düşerse de dağılır bütün taşlar. Onları şöyle yapıyorum ben genelde. Bunun arasına doğru bir sıkıştırma işlemi sanıyorum. Siz bir sıkıştırırsanız. Hı-hı. Daha hoş olur. Evet, biraz da ağır bir yüzük kendini aşağıya bırakabilir diye korktum ama genelde bu şekilde durdurup nasıl olduğunu inceleyip eğer
onaylarsak üretime gönderip bunların buraya güzelce mıhlanmasını istiyoruz. Şimdi peki bunu onaylayacak mıyız? Birlikte bakalım. Daha doğrusu siz bakın. Bence güzel. Yani evet, gayet şık. El emeği göz nuru diye tabir ettiğimiz bir çalışma. Şöyle tabii sizden önce taşları ayarladığımız için zaten her şey hazırdı. Hazırdı ama cidden bunu bu şekilde tutup buraya yerleştirme işi gerçekten çok kolay bir iş değildi. Ve siz hiç düşürmeden daha ilk denemenizde yerleştirmeniz zaten direkt onaylandı. Teşekkür ederim. Sadece bir kez suyun içine düştü, o da... O da gayet doğaldı işin doğasından. Ya bundan kaynaklanan bir şeydi. Benden kaynaklı değildi o da. Dışarıda düşmedi. Peki. Yani elmas yüzümüz şu anda hazır olacak. Yaklaşık 2 hafta gibi bir süre sonra, tabii üretim kanalından ve panelinden sırasıyla üretildiği için elimize ulaşacak. Biz 10 iş günü içerisinde yaptığımız tasarımları çıkarmak için özen gösteriyoruz. Tabii tasarımın durumuna da bağlı oluyor zaman. O da değişiyor. Hı-hı. Şimdi bu yapılmaya gidecek, mıhlamaya gidecek. Doğru. Dedik, değil mi? Onun belki yapılmış hali daha sonrasında gösteririz. Fakat evet. Öncesinde şunu merak ediyorum ben. Şimdi elmas eksperliği yaparken, dereceleri evet. Ayırırken nasıl yapıyoruz bunu? Çıplak gözle mi bakıyoruz ya da baktığımız şey tam olarak nedir? Şu anda biz bir eksperlik değerlendirme yapabilecek miyiz? Tabii yapacağız. Onunla ilgili de hem bilgi verelim hem sizinle beraber çalışalım. Siz bu işe yapmışsınız. Teşekkür ederim. Şöyle, bu işin şimdi burada bakın birçok taş var. Sanki hepsi birbirine aynı gibi bir görüntü var. Aslında en güzel tarafı ve bu işi en özel kılan kısmı her taş birbirinden farklı. Ama her taş. Çünkü en önemli kısmı her pırlanta tek tek elde kesiliyor. Yani her gördüğünüz taş tek tek elde kesiliyor ve bunu kesen bir makine yok. Tamamı el işçiliği. Tamamı el işçiliği. Elmaslar, pırlantalar hepsi tek tek el işçiliği. Böyle olduğu için mikronluk farklar dahi olsa ki muhakkak oluyor. Hepsini birbirinden ayrı kılıyor. Ve mesela özel kişiye yapılan bu hediye tamamen onunla örtüşüp tamamen ona ait oluyor. Bir eşi daha olmuyor. Ve bence en güzel kısmı elmas yapısı itibariyle hiç eskimiyor. Yani zamana direnç gösteriyor. Aldığınız her şey eskimeye mahkum. Değil her mi? Şey eskimeye mahkum ama eskimeyen, yapısı bozulmayan, zaten yaşından da belli, milyarlarca bu şeklini koruyan elmas hiçbir zaman eskimiyor. Ve ben hep şöyle diyorum, belki de bu yüzden sonsuz olmasını istediğimiz şeyleri bununla taçlandırıyoruz, bununla kutluyoruz. Bence en güzel kısmı, en keyifli kısmı evet, da bu olsa anlamlı. Elmas ilk nasıl keşfedilmiş yani ya da ne zaman elmasın varlığı dünyada? Tam olarak net tarih olmamakla beraber M.Ö. 800'lü yıllarda Hindistan'da bir dere yatağında rastlanıyor. Tabi o dönemde takı çok meşhur, insanlar değişik halkalar vesaire metaller takıyor ama elması böyle ışıldayan taşı takmak gibi bir kültür yok. İlk etapta yapısını keşfediyorlar ve hiçbir ateş onu yakmıyor. Hiçbir şey onu kesmiyor. Ona hiçbir şey zarar veremiyor. Ve ona bazı mistik özellikler ekliyor. Bazı mistik düşünceler, akımlar ekliyor. Ve bazı çevrelerde maalesef daha eski dönemler olduğu için inançlarda rolü oluyor. Ve onu genelde krallar ve kabileler, o dönem kabileler kesici bir alet olarak veya evet biraz daha o tarz kullanıyorlar. Ama ilk olarak mücevher kullanımı 1074 yılında Macaristan kralının tacındadır ve hiç kesilmeden. Şimdi elması elmastan başka hiçbir şey kesmiyor. Tabii bunu keşfetmek biraz zaman alıyor. O nasıl olacak? Tam onu söyleyecektim. Yani onun elması sadece elmas kesiyor. Sadece elmas kesiyor ve her taşın bir şansı var. Doğal olarak çıkan taş elimize aldık ve tıraşlamaya, kesmeye başladık. Yapılacak en ufacık hata o taşın tamam, bitmesiyle. Yani bize ulaşan her taş aslında en şanslı taş. Bir kere şanslı olan ve bize ulaşan taşlar. Ve bütün
Mesela bu 4C faktörü var. Karatı, berraklığı, rengi ve kesimi. O üç özelliği, karatını, berraklığı ve rengini Yaradan'ın lütfu, ne olacağı, o tamamen gelişi. Ama burada da insanın faktörü kesimde oynuyor. Yani bu, sadece kesimde insan faktörü var. Diğerleri her şey doğal. Kesimin nasıl bulunduğuyla alakalı net bir bilgi yok herhalde, değil var mi? Var aslında. Var mı? Tabii. Ya bana şey gibi geldi bir yani, bir cinnet neticesinde hani o kesmiyor, bu kesmiyor, ne olacak diye birbirine vurup falan böyle hani bir cinnet neticesinde öyle keşfedilmiş gibi bir izlenim. Şöyle, tabii üzerinde çok düşünüldüğü ve mistik inançlar oluşmaya başladığı için ciddi bir araştırma var. Ve elmas İlk etapta doğudan, fark ettiyseniz Hindistan dedim, doğudan batıya doğru geliyor ve Büyük İskender'in burada çok rolü oluyor. Doğudan batıya gelme şekliyle. İlk kesim Venedik'te bulunuyor ve elmasın bir başka elması çizmesiyle, yani onun onunla evet bir iletişimi olduğunun anlaşılmasıyla oluyor. Ve şu anki modern kesim, birçok kesim var. Yuvarlak kesim, gül kesim, prenses kesim, baget kesim, zümrüt kesimi gibi birçok kesim var. Ama en ünlü ve meşhur olanı yuvarlak kesim ve pırlanta kesim, rose cut kesim, elmas kesim, gül kesim. Bu son haline gelene kadar bayağı bir zaman geliyor. Ve bu son halini şu anki pırlantalar için özellikle söylüyorum. Şimdi büyük bir pırlanta alarak eğer gösterirsek belki daha da etkili olur. 1930'larda fizik, optik bilimci, fizikçi olan Tolkovski, Rus bilimcisi, bu son kesimin halini aldırıyor. Ve bu ciddi bir matematik. Şu anda elimizde tuttuğumuz pırlantanın üzerinde tam 57 tane yüzey var. 57 yüzey. 57 adet yüzey. Bu yüzeylerin yaklaşık 30 kadar kısmı üstte, geri kalan 27 kadar kısımda aşağıda. Tüm pırlantalarda böyledir değil mi? Hemen hemen bu modern kesimde olanların hepsinde ve şu anda ülkemiz ve dünyada kullanılan neredeyse %80 gibi böyle. Pırlantalar için söylüyorum. Bunun en başlarda kesilen 16 kesimlik, yani sadece 16 yüzeyi olan, sonra 30 yüzeyi olan, 8 yüzeyi olan çok kesim var. Yani buraya gelene kadar bayağı bir zaman geçiyor. Ve bunların her birini birer ayna gibi düşünün. Yani üzerinde 57 adet aynası olan bir elmas taş ve ışık girdiğinde birbirine yansıtan ve en yüksek ışıltıyı alan şekle getirmek için optik biliminde zaten neredeyse çıkışı öyle yardımıyla bu hali alıyor. Ve aslında en güzel kısımlar, yani konu çok uzun olduğu için ben maalesef tabii çok da heyecanlıyız. Biz bu işi bir yerde bir sosyal sorumluluk olarak da algılıyoruz. Yani bunu bildirmek, bunu anlatmak lazım. Işığı 2.14 kere kırıyor elmas. 2.14 kere. 300 bin kilometre hızla gelen, saniyede 300 bin kilometre hızla gelen ışık elmasın içine giriyor ve 2 kere kırılıyor. 2 kere yavaşlatılıyor. Bu yavaşlama esnasındaki ışıltılar ve o ışık oyunlarını gözümüzün algılamasının en büyük sebebi budur. İçine ışığı hapsetmesi, orada yavaşlatması ve tabii kesim ne kadar düzgün, kesim ne kadar güzel, o kadar ışıltılı ve o kadar muazzam. Vallahi işin açı, ben hani elmasla alakalı, şimdi elması farklı olduğunu biliyoruz, değerli olduğunu biliyoruz ama bu kadar enteresan bilgiler alacağımızı çok fazla beklemiyordum. İzleyenlerimiz için de enteresan bir deneyim olmuştur diye düşünüyorum. Teşekkür ederiz, çok sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Peki şimdi şeye nasıl bakacağız dedik, yani buna nasıl inceleyeceğiz, eksperliğini nasıl yapacağız? Tabi burada başta neye bakmamız gerektiğini bilmemiz lazım. Şimdi bu 4 tane ana unsur, Dünya Elmas Konseyi'nin bu işe verdiği 4 ana başlık olan standartlar 4C. Birincisi karat idi. Karatın ne olduğunu anlatalım hemen. Karat, pırlantanın ağırlığı, gramın 5'te 1'i olan bir ölçü birimi. Gramın 5'te 1'i. 5'te 1'i olan bir ölçü birimi var. Bunun için özel tartılar var. Keza burada da bir tanesi var. Şu şekilde açalım. Bunun ağırlığını, tabii ağırlığına doğru orantılı olarak biraz da büyüklüğünü yansıtıyor. Büyüklüğü kesimine göre değiştiği için direkt karatı yüksek olan büyüktür demek çok yanlış.
Ama genel anlamda doğru orantılı olduğu için büyüklüğüne de tesir ediyor. Ağırlığı ne kadar fazla o kadar da büyüyor doğru orantılı olarak. Ama bu %80 oranda. Bazen daha küçük de olabiliyor. İlk etapta karat ve bunun ölçümünü yapmamız gerekiyor. Biz daha ideal böyle daha normal bir pırlantayı ölçelim. Mesela bu pırlantamız. Kaç çıktı şu anda? 2.20 karatlık. Bir pırlanta. Yani 1 gram etmiyor şu anda. Hayır. 1 gram ediyor aslında. 5 ile çarptığımızda 1 gram tam 1'iydi. Buluyor. Evet. Yani rahatlıkla buluyor. Şu anda biz çekim için tabii daha özel pırlantalar hazırladık. Normalde yani 2 karatlık bir pırlanta çok ciddi bir pırlanta. Çok özel, çok önemli bir pırlanta. Öyle mi? Yani 2 karat büyük bir meblağdır. Buradaki pırlantamız daha da büyük. Ve tabii daha küçüğe doğru bir... En büyüğü ne kadardır? Oradan ben bir değerlendirme yapmış olayım. Yani kesilmiş hazırda daha büyükleri var. 20 karat, 50 karat kadar var ama bunlar tabii dünya üzerinde bilinen ve meşhur pırlantalar. Hmm. En önemlisi Kullian diye bir elmas. Dünyada çıkan en büyük elmas. Kullian. Kullian ve 3000 karat. 3000 karat. 3000 karat. Gramını şöyle bir hesaplamaya... 60 karata mı, 60 grama mı gelir? Hemen hesaplayalım. 5'te 1'i. 600 grama. 600 gramlık bir elmas. Elmas. Yani dünyada çıkan, yani bu zamana kadar çıkan en büyük elmas. Peki maddi değeri ne kadar onun? Paha biçilmesi çok zor ve zaten şöyle oluyor. Kullian elmasından elmaslar kesiliyor. Ve bunun için özel ustalarla çalışılıyor ve yaklaşık 3 yıl sürüyor kesim. 3 yılda kesilebiliyor. Tabii yani bu çok ciddi bir hesap ve dünyadaki en büyük elması kesen kişi olduğunuzu düşünün. Yani, kesemezseniz ne olacağını düşünün. Her anlamda onu düşünmek gerekiyor ve tabii biraz uzun sürüyor. Büyüklüğü ve karatı böyle. Bu tabii her zaman bayanlar ne kadar büyük olursa o kadar hoşnut oluyor. Böyle de bir kısım var yani. Elmas tabii daha ışıltısını da yüksek hissedebiliyorsunuz. O yüzden daha böyle hatta diyoruz biz. Küçük bir pırlanta fısıltı, büyük olan ise çığlık gibidir. Peki o şey hocam yani siz daha ziyade herhalde bayanlarla alışveriş içerisindesiniz değil mi? Ya da sürpriz yapan erkeklerde fazla aslında evet. Var mı bilmiyorum ama. Bayanlarla tabii bayanlar, hatta ben hep şöyle diyorum, elmaslarla ve pırlantalarla bayanlar arasında görünmeyen bir bağ var diyorum. Yani çünkü elmasları sunmaya başladığınız itibaren, başladıktan sonra bütün avro değişiyor, bütün avrosu değişiyor insanlar ve peki, gözdeki o ışıldığı hissedebiliyorsunuz. Yani o elmasın ya da pırlantanın o pırlayan yapısı yavaş yavaş gözlere doğru geçiyor böyle değil mi? Aynen, ben hep şöyle de söyleyelim, bunu kesim tarafında söyleyecektim. İyi kesilmiş bir pırlanta, aşık olmuş bir kadının gözlerine benzer derim. Yani öyle ışıldar deriz. Kesim bu anlamda kesimin önemini de anlatmaya çalışırız. Yani o kesilişte bir aşk olmalı ve o oraya tesir etmeli deriz. Bir de aşk zaten olmak zorunda herhalde. O riski evet. Görünce hani ben 60-600 gramlık bir pırlantayı keserken kimiz ben buna aşığım diye insan kafayı yer yani o anda. Ben az önce şeyi soracaktım, hanımefendilerin bu her zaman için vardır ya, önemli olan düşünmemiz kısmı. Evet. Şimdi burada şöyle bir realite var, ne kadar büyürse hanımefendinin gözündeki ışıltı o kadar artıyor diyoruz. Evet, ya aslında o biraz işin nükte kısmı. Ben kesinlikle önemli olanın düşünme olduğuna katılıyorum ve pırlantanın yapısı itibariyle her biri birbirinden eşsiz olduğu için yani küçük dahi olsa sadece o hanımefendiye özel olan bir mücevher. Evet. Pırlanta olsun da taştan olsun. Aynen öyle, taştan olsun. Ve beni en çok heyecanlandıran kısmı belki de bir ikinci kısmı da bu. Bayana hediye edilen, yani o eşimize hediye edilen, genelde çünkü evlenme tekliflerinde çok fazla yer alıyor pırlanta. Hatta o ana pırlanta anı deniyor şu an. Pırlanta anı geldi anlamında. Verdiğiniz hediyeyi belki sizin çocuğunuzun kullanma ihtimali. Yani hiçbir şeyin eskitemediği bir mücevher var ve bunun yadigar olarak torununuza, belki de onun torununa, belki de bütün nesle kadar gidecek
olması. Bence en heyecanlı kısmı bu yadigar olma kısmı. Keza bizim kültürümüzde vardır. Şu anda da birçok insanın annesinden veya anneannesinden kalma, biz yüzük. Sürekli de tabii karşılaştığımız için yüzükleri, gerdanlıkları, broşları özellikle vardır. Bence çok heyecanlı ve çok anlamlı bir taraf. Değil mi? Yani hem bir taraftan ondan kalan bir hatıra, hem de neredeyse belki 100 yıllık, 200 yıllık tarihe tanıklık etmiş bir mücevher. Aynen öyle. Gerçekten. Peki bu o teklif sırasındaki tek taş pırlanta, evet. O şu an burada vardır diye mutlaka evet. Vardır. Onu görebilir miyiz? Yani tabii. Bir inceleyelim, tabii. Bakalım. Biz tabii güzel bir örnek, böyle güzel, daha göz dolduran bir örnekle devam edelim. Bu alabilirsiniz bir şey. Bir an şimdi hocam, yani 1 milyar yıl 600 gram. Geri çekildim. Hani neyse bir şey olur falan dokunmuyor. İlk başta çok böyle rahatlık çalışıyordum. Çeka bir tarafa. Budur değil mi tek taş? Bu tek taştır. Yani işin özüdür. Klasidir ve bence başlangıcıdır. Ve yeni başlayanlar için. Bağlılığın simgesi. Ve aynı zamanda tabii mücevher mesaj verir. Bu da çok önemlidir. Bu mesela bir bayanın nişanlı veya evli olduğunun mesajını verir. Ve mesela bu yurt dışında kullanımı biraz daha fazla. 2005 yıllarında Demir Lady diye bilinen Amerikan Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geldi. Ve mesela yakasında kelebek bir broşu vardı. Yani kelebek tasarımı olan bir mücevher vardı. Mücevherin anlamı, sizden hoşnutum, güzel işler olacak ve memnun olarak geldim anlamındaydı. Hmm. Mücevherleriyle mesajlar veriliyor. Verdiği yani. Bilinen bir lady'ydi çünkü. Keza gergin bir toplantıda ve böyle gergin olacak işlerde taktığı arı şeklinde bir broşu var. Yani hassas bir zaman, çok önemli bir an anlamına gelen ve biraz da aslında çok hoşnut olmadığını, huzursuz olduğunu belli eden bir broş takmıştı. Peki eşlerimizi, evet. Eşlerimizi deyince de sanki çok eşlilik varmış. Eşlerimize diyelim. İnsanların eşlerine diye evet. Düzelteyim. Ya da işte evlenme teklif edecek nişanlısı vesairesi her neyse. Bir tek taş yüzük alması için evet. Minimum sahip olması gereken miktar nedir? Fiyat burada insanlar biraz çekimser ve bazen tabii ben size. Alayım sorun değil. Hatta şöyle görünecek şekilde de standımıza yerleştirdim. Çünkü biraz daha durursa hani ben ne yapıp edip bir şekilde onu cebime koyacakmışım gibi geliyor. Şöyle burada yani hiç korkmaya gerek yok. İnanın birçok şeyi ayırdığımız bütçeden daha aşağı bir fiyattan başlıyor. Keza bunu 500 liralarda biz sabitleyelim. Hı hı. 500'den başlayıp yani ideal bir şey, daha böyle görünür ve sizin de hoşnut olacağınız bir şey 1500, 1200, 1700 civarlarında devam edip tabii güzelin ucu yok yani 2000-2500 gider ucu yok dediğim gibi yani normal standartta 20.000'e kadar yükselir ama 20.000'den üstü de tabii ki vardır, çok daha fazlası da var ama ondan sonrası artık daha başka bir boyuta geçiyor. Ya abartmanın da anlamı yok diye. Bunlardan bir tanesine bakacağız şimdi herhalde. Daha böyle biraz önce tarttığımız iki karatlık olanı verelim ki daha büyük ve daha özel, daha rahat görülebilir olsun diye. Lütfen sol elinizle tutarsanız çok bastırmanıza gerek yok. Tamamdır. Daha şöyle biraz daha bir alışın. Şöyle tutayım. Hani öyle çok acemice ve saçma görünen bir duruş. Ben başta göstereyim isterseniz. Tabii. Hem öylesi daha ideal olur. Sol elinize vereyim. Şimdi tabii seçim esnasında burada birçok taşın içinden seçip kendimize dik bir şekilde tutup yaklaştırıyoruz. Sol elli ve loop genelde çarpı 10 zoom kadardır ve standart bununla verilir. Bu parmağımız ile zoom'u yapıyoruz. Gözümüzün çünkü bulanıklıklar oluşuyor. Bu şekilde zoomlayıp çünkü gözümüzde de aynı sistem var. Netlememiz gerekiyor. Netlememiz gerekiyor. Netledikten sonra derecesini vermeye başlıyoruz. Ki şöyledir bakış şekli. Şu şekilde zoomlayıp bütün detayına
giriyoruz. Şu an sol gözünüzle, gözünüze bana mı bakıyorsunuz yoksa oraya aslında mı bakıyorsunuz? Aslında hayır. O gözümüzü kapattığımız zaman görüntünün netliği bozuluyor. Bu işin en temel ve sistem şeklidir. Muhakkak iki gözle açık olmalı ve buraya odaklanmalıdır. O gözüm şu anda size bakıyor ama inanın sizi görmüyor. Tamam, onu merak ettim. Yani, eğer bana bakıyorsanız doğru ama ben de size gözünüzün içine bakayım. Tamam, bakmıyorsanız ciddiye almıyormuş gibi olmayayım. Hayır, gözüm size bakmıyor. Tamamen buraya odaklanmış şekildir. Bu şekilde bakıp sonra bu tabii daha uzun bir şey. Ben kısaltıyorum biraz da. Külah kısmına bakıyoruz. Sonra lupumuzla dokunup açılarını değiştiriyoruz. Çünkü açılar çok önemli. Ve farklı bölgelerinden farklı bölgelere bakabiliyoruz. Bu bakış mesela yukarıdan görünmeyen bir doğum izi yan taraftan, aşağıdan ve yandan veya külahtan kemerden görülebilir olup açıyı da değiştirerek farklı yansımalarına ulaşabiliriz. Bunlar çok önemli detaylar. Tabii bunları hep kullanıyoruz. Mesela bunun gibi yine külaha odaklanıyoruz. Külaha bakıyoruz. Ve muhteşem bir pırlantaya tanıklık ediyoruz. Siz de. Şöyle ben bir tane seçeyim dedim ya da aynısıyla devam edeyim. Buyurun lütfen. Ben seçeyim. Bu boylarda tane. Olan bir tane seçerseniz daha rahat olur sizin için. Şunu seçtim. Elimi dokunmanın bir mahsuru yok. Hayır, hiçbir mahsuru yok. Sadece bu standartı bozar diye biz özel bir silme işlemi yapıyoruz. Çünkü bakarken farklı dışarıdan müdahale bir olan bir iz olmamalı. O yüzden ama şu anki dokunum çok önemli değil. Şimdi size yardımcı olalım. Ben sağ ile yakalayıp sola başlayayım. Tabii siz nasıl rahat ederseniz. Evet şu anda. Düşürürseniz korkmayın. Buluruz diyorsunuz. Buluruz hem de bir şey olmaz. Şöyle alayım. Sağ elinizi aynen o şekilde. Lupumuzu. Ve orta parmağınızın arasına eğer yerleştirebilirseniz çifti. Biraz daha şu şekilde tutup. Daha rahat bir tutuş. Şu an çok heyecanlı. İşin başı çözemedim. Siz gözünüze şöyle doğru götürün. Evet. Tabii şu an şu şimdi biz hocam alışmışız yani. Fotoğraf çekecekken bile illa bir gözü kapatacağız böyle. Hemen evet. Göz kapandı. Gözü açıyorum ben şu anda. Evet. Bunu da lüfe doğru yaklaştırmak Evet, doğru bakış aslında şu an yakaladınız. Sadece şu parmağın arasına girmeli ama onu da orta çok takılmıyor. Şimdilik böyle başlangıç sayalım. Yok, şu an gayet net görebiliyorum. Görüyorsunuz değil mi? Çok. Üzerindeki o bahsettiğim aynaları gördünüz mü? Yüzeyleri. Evet. Başta dümdüz bir yüzey var. Hemen altında yıldızlar var onu takip eden. Hemen onun altında büyük yıldızlar var ve onları birleştiren iki ayrı küçük yıldız var. Bu yüzeyleri görüyor olmanız gerekiyor. Mutlaka görüyorsunuzdur çünkü yani büyük bir şey. Bir kısmını görüyorum. Yani anlattığımdan biraz daha rahatlayın diye anlatıyorum. Ve çevirebilirsiniz yavaş yavaş külah kısmını çevirin. Evet, aynen. Şu an nereye bakıyorum hocam? Evet. şu anda çok net. Net değil mi? Ve o külahın ucuna kadar gelen dümdüz bir ayna var mesela. Evet. Birkaç ayna. Onları şu anda arka taraf daha büyük olduğu için daha net görüldü. Şu an onu görebiliyorum. Aynen. İşte bu işlemi şu anda mesela berraklığına bakabilirsiniz. Şu anda kesimine bakabilirsiniz. Bu iki özelliği lupla bakıyorsunuz. Yani şu an o kadar ciddi bir şekilde inceliyorum ki her an bir doğum lekesi yakalayabilirim gibi geliyor. Evet. Bu standartı bu şekilde veriyoruz. Yani bu güzel bir olmasımız değerlendirme. Evet gayet güzel. Güzel aynaları oldukça yerinde. Köşeleri saydım 57 tane. Onlar şahane. Evet, bunlara onlar, ilk bakışta tabii yani 57 tane olduğunu net bir şekilde görebildik. Her şey konuştuğumuz gibi. Şu ana kadar ne konuştuysak tamamen aynı. Bizim için çok önemli olan bir tasarım var. Onu sizle paylaşayım. Bu hem bir sahip çıkma işi hem de çok önemli bir miras. Elması size anlattık. Ne kadar yıllar sürdüğünü, ne kadar yıllar aldığını. Biz de bu anlamda geleceğe önemli bir miras bırakmak istedik. Ve İstanbul'un fethini bir yüze sıkıştırdık. İstanbul'un fethi. Anlattık. Aynen öyle. Yaklaşık şöyle biraz daha yaklaşacağım. Evet, yaklaşık 1,5 yıl süren bir çalışma.
bu hem tasarım aşamasıyla, hem düşünme aşamasıyla, hem yapım aşamasıyla tabii çok yerlerden geçtiği için ciddi bir zaman var. Ve 5 kişi tarafından hazırlanan bir ürün. 5 kişi birlikte yaptı. Bunlardan biri biziz. Diğer 4'ünün içinde çok değerli insanlar var. Biri devlet sanatçısı. Biri çok önemli insanların tasarımcısı. Şimdi isim saymayayım. Sonra mıhlamacısı ve sadekarı. Yani bunu bu hale getirenlerden bahsediyorum. Ve üzerinde birçok sanat var. Biz bunu şöyle anlatalım. Safir taş daha çok mavi bulunur. Daha renkleri de vardır ama genelde mavi tondadır. Mavi tondaki safirler ile size de göstereyim. Hı hı. Denizi tasvir ettik. Ve dalga dalga oluşturduk. Denizin üzerinden 3 adet pırlantalarla bezeli gemiyi İstanbul'a doğru yola çıkardık. Hemen akabinde Fatih Sultan Mehmet'in o büyük emri, o muhteşem kudretiyle verdiği emri, karadan geçme emrini ve karadan geçişi, o kızakları, o Haliç'ten geçişi tasvir etmek için buraya karayı canlandırsın diye altından bir hane yaptık. Hemen arkasından bu minyatür sanatıdır, çok önemli bir sanat. Fatih Sultan Mehmet'in minyatürü, yani küçük boyama işlemi diyelim, çok önemli bir sanat. Hı hı. Yani atığına ve sakalına varıncaya kadar bütün renklendirme yapılıp bir metalin üstüne oraya mıhlanmıştır. Hemen akabinde biliyorsunuz İstanbul'un fethindeki en önemli şeylerden biri Rumeli Hisarı'dır. Hemen altına Rumeli Hisarı'nın surlarını inşa ettik ve onu da pırlantalarla bezedik. Arkasından Fatih Sultan Mehmet'in minyatürünün hemen arkasında kutsal değerleri arkasına almış bir padişah olan, yani temsili bir Kur'an-ı Kerim ve Kur'an-ı Kerim'in üstüne tevhid gemisiyle besmeleyi minelerle işledik. Yani çok incecik bir kanal üzerinden besmele ve tevhid gemisi çok net bir şekilde mine ile canlandırılmıştır. Mine de şöyle izah edelim. Camdaki renklendirme vitray, metaldeki altındaki ve gümüşteki renklendirme de minedir. Mine ile renklendirip en son belki de yüzüğün en ihtişamlı yeri ve en önemli yeri kuvars bir taşın içerisine. Bunu yapan arkadaşımız çok kıymetli biridir ve devlet sanatçısı ünvanındadır. Kuvars bir taşın içine küçük bir matkap diyeyim, daha anlaşılır olsun diye. Çok minimize, çok minik bir matkaptan bahsediyorum. Küçük hamlelerle oyarak, negatif heykelcilik zaten sanatın adı, lapidari. Küçük hamlelerle içeriden dışarıya doğru oyarak dışarıya 3 boyutlu efekti vermesi. Fethin sembolü olan Ayasofya'yı biz bu taşın içine oydurduk. Taşın içine oyuldu. Taşın içine oydu. Yani şu taş zaten büyük ve kalın bir taştır. Küçük parmağınız taşın içine girecek kadar oyuktur. Yani o oyma tamamen şöyle Ayasofya şeklindedir. Tabii. Size vereyim. Bu patenti bize aittir ve sadece bir tane vardır dünyada. Bununla ilgili farklı düşüncelerimiz ve çalışmalarımız olacak. İnşallah hocam. İnşallah, yani, evet. Bizim göz nurumuzdur. Çok önemli bir şeydir ve fetih olayına daha da sahip çıkmadır. Çok önemli bir destandır. Bir çağı açıp bir çağı kapatan bir işte yani bu destana bir yerden sahip çıkma, bir yerden dokunabilme isteğidir. Bu bizim hayalimiz böyle. Ne güzel, oldu. Gerçekten çok güzel. Yani bir tarih kitabını sanki şu anda bir yüzeye sığdırıp elimizde tutuyormuşuz hissi verdiniz gerçekten. Hani o kadar detaylı ve görsel olarak da hani zengin. Oldukça zengin ve hani böyle bakarken sürekli şey yapma hissiyatı oluşuyor. Böyle devam edeyim hani. Daha sonra ne gelecek? Evet, sonrasına bakalım. Evet. Sonra yeniden bu kısma dönme geri. Hani insan gözünü alamıyor dedikleri herhalde evet, tam olarak budur. Çok sağ olun. Bunu yeniden ben size vereyim. Tabii, çok teşekkür ederiz. Ve böylelikle de programımızın sonuna gelmiş olalım. Emre Bey çok teşekkür biz ediyoruz. Teşekkür bugün bize yardımcı çok oldunuz. Çok sağ olun. Eksperliği öğrettiniz. Estağfurullah, rica ederim. Bundan böyle inşallah eksper olarak ben de ufak tefek. Bir ucundan tutacak mısın? Yani bir ucundan işte hafta sonları. Çok teşekkür ediyoruz. Biz sağ olun. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun Zahmet Bey. Eyvallah. Efendim bu hafta da Ekmek Parası'nın sonuna geldik. Haftaya bambaşka bir bölümle tekrar karşınızda olacağız. Tekrar görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Allah'a ısmarladık.